Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada gene görebildiğim safkanları tablomdan çıkan hatları aktarmaya çalışacağım. Genel durumları da tabii aktarıyorum bu arada. İlk kararları da sizlere bırakmak zorundayım bazı yarışlarda. Yani çok rahat yazılabiliyor ister çünkü bazı yarışlar bulması zordur. Bunları da yeri geldiğinde göstereceğim. Birinci koşusu şartlı 4 ile başlanıyor. Plase başlangıcı 7 nolu safkan. Bu alttaki Pamuk Kale dahil bu grubu geçmesi gerekir. Uyguna dönen kilosu ile 7 nolu safkanın diğer grubu geçer durumda olduğunu, 8-1 gibi safkanlardan sürpriz gelebileceğini söyleyebilirim. 4-5 gene diğer iyi koşması beklenen safkanlar olur. Ama 7 nolu safkanın umarım ikiliden düşmez piyasa için. Tabii yanına at yazmak da her zaman avantajlıdır bence birinci piyasa ayaklarında. Çünkü bazen direkt görünen atlar ikiliye girmiyorlar kasıtlı olarak. İkinci koşu Maiden Dişi 6'lı başlangıcı. Zaten başka yarışı koymazlar, getirirler Maiden Dişi'yi koyarlar. Ki her sonuç çıkar burada arkadaşlar. Söyleyeceğim atlar ama güvenmiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Yani normalde olan şeyleri söyleyeceğim. Apprenti ile Maiden çıkıyorlar. Bir tane Apprenti var. O da bir nolu safkanda. Bu da yani hani sallama tek dediğim safkan bir nolu Venedividi. Kazancı yüksek bu atların. Gidiyorlar yarışlara bu vaziyetteyken. Genelde de bunlar kazanıyor bu tip grupları. Bir nolu safkan ya da altı nolu safkan gibi kazancı olan safkanlar kazanıyor. Ya da yine enseye basıyorlar. Ya tabelaya koşuyorlar. Bakın burası hep tabela koşmuş atlar. Ferit tercihli 2 vardır bir bildiği. Hani Ferit ile Maiden çıktıklarını gördüğüm için yazılır. Ve diğer atlar arkadaşlar hiçbirine ne olur derim ne olmaz derim. Yani buranın Forest'te, Plasesi'de, sürprizde yoktur. Normal zaten yarışlar, normal yarışta değil buralar. Olan bu. Yani bir ne olursa Afkan'ın aprantisiyle hedef yaparlar ya isterlerse çıkabilirler. Onu gördüm sadece. Kuponlarda olsun. 6-2, 12-9 diye giden sıralamam var. Üçüncü koşu şartlı 4. Bosta Pepe'yi tek düşündüm ama yanına bir düşük handikaplı atlardan son yarışını kazanan Mengü Alpi eklemeyi uygun gördüm. Handikap kazandı geldi. Normalde Bosta Bebeği kazanır da kalırken bu şartlı dörtlerde genelde korktuğum başıma gelir. Alttaki düşük handikaplı atlar ganyan oluyorlar. Ki çok da sürpriz çıkartabiliyor. 1-10 10 eksik koşarsa yerine 7 nolu Efeberk geçer. O da handikaptan geliyor. Ona geçildi son yarışında. Ağırlık 1-10 arasında bir yarış bekliyorum arkadaşlar. 7, 11, 4, 3. Buranın Arap yarışlarının bu grupları biliyorsunuz. Sürekli değişkenlik gösterir birincileri. Yani bazen ummadık atlarda yarış kazanıyor. O gün bir bakım yapıyorlar hatta. At yürüyerek bitirirken bir önceki yarışını uzak yerken birden uzak atıyor. Öyle yarışlardır. Şart 4'ler de buna müsaittir zaten. Az atla geçecek arkadaşlara 1-10. Hani tek önermeyeceğim 1 nolu safkanı. Şu son yarışını kazanan 10 nolu safkanın tekrar bir yarışını görmemiz gerekir bence. 7 ve diğer atların yazımı tamamen tercih sebebi. 4. koşu tekrar şartlı 4 geldi. Bu görünen atlar geldiği sürece de ikramiye, yüksek bir ikramiye gitmez Elazığ'da. 3 yağmur güzeli geçilmemiş. Geçilene kadar da tek olur. Yani bu grubun üzerinde bir safkan. Kazancı yüksek bir safkan. 3 yarıştır geçilmiyor. Dişi safkan olmasına rağmen mesafe yeterli. Kazanır. Peritor üzerinde. Rakip bulmakta zorlandım. Bir 7 dişi safkan 3'e rakip olmaya çalışır. 3 eksik koşarsa 7 yerine geçer. O kadar. 2-1-4 gibi atlar. Diğer atlar tamamen tercih sebebi. Yazımını size bırakacağım. Tek misli denemek isteyen arkadaşlar normal kuponlara da geçilmeyen bu safkan, bu şartlı 4'te 3 yaşlı Araplarda genelde gidiyorlar, kazanıyorlar. Çünkü geriye dönmekte zorlanır kazancından dolayı. Buraya da gider alır. Tabi bize bir iyilik düşünmüyorlarsa kayıp yarışı yapmayacaklarsa. Onlar da çok oldu. 5. koşu kısa vade 6. Buradan sürpriz gelebilir. 3 yukarı İngilizlerde. Genelde çıkma potansiyeli yüksektir. Yani ummadık bir atın. Örneğin sonuncu atların dahi gelme potansiyeli vardır.
5 yıldızsan gene de bu şartlar içerisinde favori, doğru favori. Aklın yolu 1 dediğimiz %46 AGF doğru. Kazanır. Bakın bu hatta ister ya eksik koşu çıkartmazsa kazanır. Geçtiği safkan 3 rakip. Rice Nestor. Onun yaş dezavantajından dolayı geçiriyor 5'in 10 safkanı. 5'in eksik koşması halinde 3 de yarışa gitmezse o beklediğimiz sürpriz öyle gelir. 4, 6 ve diğer atlar. Artık onlar da şanslı hale gelirler. Yani ya 5 tek olur, biraz sağlam alalım derseniz 3'ü, sonra diğer atlardan dilediğinizi yazabilirsiniz. Bu görünen atlar dediğim bu AGF'ler geldikten sonra da çok yüksek bir ikramiye nadir. Diğer yarışlarda sonuncu atlar gelmeli. Örneğin 6. koşuda AGF'ler gelmemeli. Handikap 15, diş handikap 3, uzun mesafeli handikap yarışta alt gruptan at önermem gerekiyor sizlere ki mutlak bulunsun derim bu hafif kilolu atlar. 8 çeke çeke Kaisberg kazanır da kaldı bakın ikincilik. 5 gün arayla koşturuyorlar ama olsun kazanıyorlar. Araplarda at sahipleri pek umursamıyor atlarını yazıyorlar. Bir atlara onların canı yokmuş gibi yazıyorlar. Yani. Para tatlı geliyor arkadaşlar. 8, 9 sürpriz atı buranın arkadaşlar. 9, hatta 10, Bülocan. Bunlar kuponlarda bulunsun derim. Tek olacaksa 8 çeke çeke. 8'i öneririm. 9, 10 mutlak kuponlarınızda olsun. Yukarı doğru gider artık bundan sonrası. 6, 5, 4, Serpinta'ya kadar gider. Buradan da tercih etmenizi öneririm. Diğer gruptan ağır kilolu atlar içerisinden de 1, 3, 2 varsa gözünüze takılan, öyle hoşunuza giden at yazabilirsiniz tabi. Yani kalite, grubun kaliteli atı 2 kalan 62 kilosuyla tutmuyorum ama bu kiloyla yazmak isteyen arkadaşlara 1 Mart Remil Kız karar size bırakıyorum. 7. ve son koşu handikap 14 handikap 3 kısa mesafeli bir handikap yarış. Ayrılmak zordur bu atlar ama ayrılan atlar var. 4 Ufuk Baba'dan bu ikincilikten sonra tekrar bir etkili yarış çıkartabilir, kazanabilir. Şartın atı 4. Grubun geçen de söylediğim kaliteli atı, bu grupların atı değil dediğim Erciş Güzeli 3 tonlu safkanın son üçüncülüğü gayet başarılı. Hatta biraz daha uzatayım mesafe kısa. Kilo müsait çünkü diş olmasına rağmen kazanana girmiş durumda. Üçüncülüğünden sonra bakın bu da 5 gün arayla start aldı. Acele ediyorlar. Bir an önce kazanalım, bir an önce kazanalım. Kazanırsınız. Mutlak olsun derim kuponlarda. 6, 2 gene Özüm Tıraç grubun kaliteli atıdır. Handikap düşürüyorlar. O yüzden biraz koşulları eksik çıkıyor ama hedef yaptılarsa ganyanlı gelir. AGF'sine bakmayın. 2, 1, 5, 9 ve diğer atlardan gördüğünüz varsa tercihen yazılabilir. İtirazım yok. Son ayakta ben de böyle çıkıyor. Umarım yazdığınız gibi gelir. Hani en azından altılı para vermedi olayından ziyade altılı kurguyu yapıp tutturmanın keyfini yaşamanızı isterim ki bu altınların amacı da budur bence. O keyfi almaktır. Bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.